ve Cafer Müslüman oluyorlar. Müslüman oluyorlar. Evet, bu hal devam ederken, devam ederken Müslüman olduklarını bilen Kureyş daha fazla şiddetli eza cefalarını artırdılar. Ailesine ve kendisine. Dünyaya sığmaz ettiler. Mekke başlarına dar geldi. Ne yapacağını şaşırttılar. İbadet yapmaları mümkün değil. Dışarıda gezmeleri mümkün değil. Ne yapacaklarını şaşırttılar. Ve bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi Peygamber Efendimizin huzuruna Cafer Hazretleri. Dedi ya Resulallah, senden bir arzum var. Bu arzuma muvaffakat etmeni arz ediyorum, istiyorum. Bana ve aileme ve beraberimizde gidecek nefere müsaade edeceksin. Biz Habeşistan'a hicret etmek istiyoruz dediler. Bunu duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde sevindi. Bir yerde de çok üzüldü. Çünkü çok seviyordu Cafer'i. Çok arz ediyordu. Canının bir parçasıydı. Ayrılacak kendisinden. Habeşistan çok uzak bir yer idi. Gidecekleri yer dediğimiz gibi uzak, dikenli, belli bir yer değil, sadece duymakla iktifa edilen bir mekana gidecekleriydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların hicret etmelerine müsaade etti. Cafer, ailesi Esma ve diğer sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmesiyle Habeşistan'a vardılar. Habeşistan'a gittiler. Ama gene de münafıklar bunların peşini bırakmadılar. Dediler ki bunlar oraya gitti, rahatlar, daha fazla gönül hoşluğuyla inançlarını yaşayacaklar. Ne yapalım, bir heyet gönderelim, onları tekrar geri getirelim dediler. İsteyelim dediler. Evet, bunun üzerine ne yaptılar? İki kişiyi gönderdiler Habeşistan'a. İkisi de güçlü ve kuvvetli ve kabilede de sevilen bir kişi. Bu ikisi de. Evet, Habeşistan'a bu iki kişi geldi. Geldikten sonra büyük hediyelerle geldiler. Büyük hediyeler getirdiler. Hediyeleri hem krala Necaşi'ye verecekler, hem de Necaşi'nin etrafındaki olan Hristiyan papazlara verecekler. Ama tavsiyede bulundular. Dediler ki Kureyşler, sizler ne yapınız? Sizler bu hediyeleri Necaşi'ye vermezden önce papazlara veriniz. Papazların etrafındaki insanlara veriniz diye söylediler. Getirdiler hediyeleri. Bu hediyeleri önce papazlara dağıttılar. Papazlara verdikten sonra ve her papaza verdikleri papaza dediler ki, bakınız, bizim memleketten, ailelerimizden, üstelerimizden buraya bir dahi sefih, bilgisiz kişiler geldi. Onlara siz dikkat edin de kralın huzuruna çıktığımız zaman onlar huzuruna çıktığı zaman bir şey konuşmadan onları bize tekrar teslim etmesini sağlayınız dediler. Onlar da tamam dediler. Böyle yaparız dediler. Niye demeyelim dediler. Necaşi bizim sözümüzü dinler. Elbette ki söyleriz. Sözünü dinlemeden onları sana geri teslim ettiririz dediler. Bu şekilde ahit aldılar. Söz verdiler hediye verirken. Demek ki hediye o zamandan bile, cahiliyette bile meşhurdu. Ancak bu hediye bir gaye ile veriliyor idi. O da o giden sahabelerin tekrar iadesini istemek için veriliyor idi. Evet değerli kardeşlerim, böyle hal devam ederken bu gelen kişiler, dedik ya, gelen kişiler büyük bir sahabelerin peşinde koşan insanlar idi. Onlar Amr ibn As ve Abdullah bin Ebi Rabia, bu ikisiydi. Abdullah bin Rabia ve Amr ibn As, bu ikisiydi gelen kişiler. Evet, bu kişiler büyük hediyelerle geldi ve dağıtıldı ve bu şekilde onlara tavsiyede bulundu. Aman kralın huzuruna çıktıktan sonra bize yardımcı olunuz diye. Evet, Ümmü Seleme Hazretleri buyuruyor ki, onun sözünden dinleyelim biz bu mücadeleyi. Fekal el-Batarika. Evet.
Batarika dediğimiz yanındaki Hristiyan adamları, Hristiyan din adamına Batarika deniliyor. Evet, felemma kadime el Habeşe, ben bunu ağızdan şey diyeyim, felemma kadime el Habeşe, Habeşistan'a gelince, lakiye Batarika'tın Necaşi, onlar Necaşi'nin etrafındaki din adamlarını gördüler. Ve defa ileyhi kulle Batarika hediyetehu, her din adamına hediyelerini verdiler. Felem yapka ahadümün, hiçbir tane kalmadı orada, herkese verdiler. İlla ehdeya ileyhi ve kâle leh, onlara dediler. Ümmü Seleme anlatıyor. İnnehu kad halle fi ardil melik, kralın bu diyarına gılmanu müsufahâine, anlayışsız, akılsız, düşüncesiz çocuklar geldi diyor, gılman diyorlar. Sabbu an din ebâhim, babaların dinlerinden döndüler. Ve ecdadihim, ecdatların dinlerinden döndüler. Ve farragu kelimete kavmihim, kavimlerinin güçlerini ayırdılar, dinlerini ayırdılar. Feyze kellemne lemnelik fe emrihim, biz onların hakkında kralla konuşacak olursak fe eşiru iley aleyhi, ona işaret ediniz. Ben yüsellimuhum ileyna, bize teslim etsinler. Düne en yeselehum an dinihim, dinlerine bir şey sormadan krala işaret ediniz, bize teslim etsinler onlara, onları. Fein eşrefe kavmihim absaruhum bihim, bizler daha iyi biliyoruz onların ne olduğunu. Ne lüzum var da kral onlara bir şey soracak. Fekale batarika, dediler ki o din adamları, evet sizlerin dediğinizi yapacağız dediler. Kalet Ümmü Seleme devam ediyor. Ve lem yekun hunake şeyun ekrehlu amr ve sahibihim en yusa emin en yesedi Necaşi ahaden minne ve yesma kelamahu. Elbette ki Necaşi onlara bir şey sormasını istemeyeceklerdi. Bir şey sormasın diyeceklerdi. Böyle arz ediyorlardı. Süme eteyen Necaşi, Necaşi'ye geldiler bu iki kişi. Ve kadim gaddeme ileyil hediyelerini verdiler Necaşi'nin. Fıstatrafa ve ucube biha. Necaşi'nin hoşuna gitti bu hediyelerde. Süme kellemahu, ona konuştular. Fakale dediler. Eyyuhel melik, ey kral. İnnehu kad eva ile memleketike, senin diyarına taifetü min eşrari gılmanine, bizim kavmimizden bir dahım şerri insanlar geldi. Gaccav bi dinin la narifuhu, öyle bir din geldi ki, dinle geldiler ki bu dini tanımıyoruz. Ne din olduğunu bilmiyoruz. Nahnu ve la entüm, ne biz biliyoruz ne de siz biliyorsunuz. Fefaraku dinene, dinimizi parçaladılar. Ve lem yedhulu fi dinikum, bizim dinimizi parçaladılar ve sizin dininize de girmediler dediler krala. Kralın huzurunda, Necaşi'nin huzurunda. وَقَدْ بَعَثْنَا اِلَيْكَ اَشْرَفُ قَوْمِهِمْ مِنْ اَبَاهِمْ وَاَمَامِهِمْ وَاَشَائِرِهِمْ لِتَرَدَّهُمْ اِلَيْهِمْ, onların aileleri, kabilelerinin şerefli insanları bizleri gönderdi ki onları tekrar alalım, geri götürelim diye bizleri gönderdiler. وَهُمْ عَلَمُ النَّاسِ, o gönderdik, gönderen kişiler de kabilelerin en bilen insanları dediler. فَنَزَرَ النَّجَاشِ, Necaşi baktı. İlâ batârikatihi, yanındaki din adamlarına baktı. Fekâlel batârika, o din adamları dedi ki, önce hediyeyi aldı, kabul ettiler ya, hediyeden sonra bir dakika öğütler aldılar. Sadkan eyyühelmek, doğru söylüyor dediler. Doğru söylüyor. Bunların arzularını yerine getirelim, geri ver götürsünler falan deyince. Fe inne kavmehum absaru bihim, çünkü bunların kavimleri, bunların daha iyi olduğunu bilirler, ne halde olduğunu bilirler, verelim gitsinler dediler. Fakadıbal melik, kral çok kızdı. Gadaben şediden, öfkeli kızdı. Min kelamı batarikatihi, o din adamların bu sözüne çok kızdı. Ve kale dedi, la vallahi, Allah'a yemin ederim, la üsellimuhum, bunları onlara teslim etmem. Asla teslim ettim. Hatta eduhum, onları çağıracağım. Onları çağıracağım. Onlara soracağım. Fen kana kema yekulun hazer raculan, bu iki kişinin dedikleri gibi ise onlar, eslemtuhum lehuma, onlara teslim edeceğim. Ve kana ala gayri zalik, eğer bunların dediği gibi değil ise onları koruyacağım. Canım gibi koruyacağım dedi. Galet Ümmü Seleme devam ediyor. Diyor ki: Sümme ersalen Necaşi gönderdi. Yetuna liliqaihi, bizi kendisiyle göstermek için, karşılaşmak için adam gönderdi. Feştema ana kable zihabi ileyhi ve kale ba'duna libad. Gitmezden önce toplandı kendi aramızda. Ne yapacağımızı istişare ettik. Dedik ki innel melik, kral, seyes elukum, size soracak.
an dinüküm dininizden soracak. Festavu bima tu'minu bihi. Açıkça konuşalım. Ve le tekellem ankum Cafer bin Ebi Talib. Sözcüğümüzde bu olsun dediler. Ve la yetekellemu ahadun gayru. Bundan başka da konuşan olmasın dediler. Kalet Ümmü Seleme. Ümmü Seleme diyor ki: "Sümme zehebna ile Necaşi." Bu istirhaçtan sonra gittik Necaşi'nin yanına. Fevecetna, bulduk ki o iki kişi o yan tarafında oturuyorlar. Fecelesu an yeminihi ve an şemaili. Sağ tarafında birisi oturuyor, sol tarafında da birisi oturuyor. Vakat lebisu batalesu talaysa tohum. Diğer kilise adamları da ön tarafında oturuyorlar. Ve neşeru kutubuhum beyneydihim. Kitaplarını da ön tarafına koymuşlar. Tam bir hazır. Mecliste bizi bekliyorlar. Bu şekilde onları bulduk. Ve vecedna indehu Amr ibn As ve Abdullah ibn Ebi Rabia. Onlar da orada. Felemmez tekarra binel meclis İltefete ileyne Necaşi. Ne zaman oturduk, herkes yerini aldı, o zaman Necaşi bize baktı. Ve kale dedi: "Mehazet din ellezi istahtestumuhu." Bu icat etmiş olduğunuz din nedir diye sordu. "Ve faraktum bi sebebi dini kavmikum." Bu din sebebiyle kavminizin, ailenizin, etrafınızın dinini terk ettiniz. "Ve lem tedhulu fi dini." Benim dinime de girmediniz. "Ve la fi dini eyyin mine hazihil milel." Herhangi bir milletin dinini de kabul etmediniz bu dinden dolayı. "Bu dininiz nedir?" diye sordu Necaşi bu heyete. "Fetekatte minhu Cafer ibn Ebi Talib." Ebu Talib Cafer'i ortaya çıktı. "Ve kale dedi: Eyyühel melik." Ey kral. "Kunna kavmen ehlel cahiliye." Cahiliyette bir kavimdik. "Nabudül aslan." Putlara tapıyorduk. "Ve nekkulül meyte." Cifleri ve mundar etleri yiyorduk. "Ve netil fevahiş." Kötüleri yapıyorduk. "Ve nakdavul erham." Aileyi asla ziyaret etmesini bilmezdik. Sıra-i rahmi bilmezdik. "Ve nusu'il civar." Komşularımıza kötülük yapardık. "Ve ekkulül kaviyyü minne daif." Güçlü kişi zayıf kişiyi bitirirdi, yerdi. "Ve bakine ala zalik." Hal böyle devam eder iken hatta ba'asallahu ileyna resulen, Allah bize bir peygamber gönderdi. Biz böyleyken minna bizden gönderdi. Narifu, onu biliyoruz. Nesebahu, nesebini biliyoruz. Sıdkahu, doğruluğunu biliyoruz. Emaneti, emin, güvenirliğini biliyoruz. Ve afafahu, insanlara karşı ne kadar merhametli olduğunu biliyoruz. Feda'ane, bizi çağırdı. İlallah, Allah'a çağırdı. Litevhidihi, onu tevhid etmek için Allah'a çağırdı. Ve nabudahu, ona ibadet etmemiz için ona çağırdı. Ve nakhla'a ma kunna nabudu, ibadet ettiklerimizden vazgeçmemizi çağırdı. Başkalarına ibadet etmemizden vazgeçmemizi çağırdı. Nahnu abauna min duni min el hicaret ve el evsan. Putlar,